Mustafa. Efendim Kemal. Valla bugün çok önemli bir konuda yine anlaşır mıyız, anlaşamaz mı bilmiyorum ama konu önemli. Abi biz zıt izleriz ama anlaşırız yani. Yok anlaşamıyorum. Niye? Hayırdır? Yok bu zıt olayı bizi gerçekten zırt yaptı yani. Hani bizi yani zırt zırt erenkiyor. Zırt erenkiyor. Zırt erenkiyor. Zırt erenkiyor. Zırt erenkiyor oldu. Bir zırt oldu da neyse. Abi konu okumak. Ne okumak ki abi? Ben 2 yıl önce bir sahneye çıkmadan önce bir şey araştırmıştım internetten bir şey. Hı-hı. Türkiye'de kitap okuma oranları ile ilgili. Ha. Abi kralı, bandrollü kitap okuma oranı. Kral diyorum bak. Araştırma %4. Çok iyi. Çok iyi. Tabii %4 abi. Maşallah canım. Yani düşünsene 80 milyon. Yani %90 demişim gibi cevap verdin yani. 80 milyonda 20 milyon çoluk çocuğu çıkart abi. 60 milyon. Tamam. 60 milyon %10'u ne yapar? 6 milyon. Evet. %4'ü de 3 milyon. Abi 3 milyon oku yeter işte. Okuma yazma oranı eskiden Osmanlı abi, zamanında bile daha düşüktü abi. %1'di. Anladım da bak şimdi Finlandiya'ya bakıyoruz. Hı. Amerika'ya bakıyoruz ekonomisine. Adamlar çok havada şu anlayan olacak hayvan gibi kitap okuyorlar ya. Ya insan gibi biz de okumuyoruz işte. Onlar hayvan gibi okuyor biz insan gibi. Öyle mi oldu yani şimdi? Hem biz okuyoruz bak kitap okuyor mu oluyoruz ama gazete okuyoruz, mecmua okuyoruz, sosyal medyayı okuyoruz, magazindeki zenginlere, sosyeteyi takip ediyoruz. Biz çok acayip okuyan milletiz Kemal'im. İyi bulmaca çözeriz mesela. Gazeteyi alırız, okumayız, yani kenara koyarız. Bulmacasını okuruz mesela. Yani magazin okuyunca okuluk mu oldu şimdi? Tabii şimdi ben mesela ünlüler, zenginleri ne yaptığını okuyorsam ben iyi bir okuyucuyum. Yine madem çok okuyoruz da sokakta caddelerde yapılan röportajlarda İstiklal Marşı'nın iki kıtasını bilmeyen, ülkenin cumhurbaşkanının adını bilmeyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun adını bilmeyen o gençleri ne yapacağız? Peki ya, onlar çok okuyorlar da bunları o yüzden mi biliyorlar yani? Ezbercilikten uzak durmak lazım Kemal. Şimdi biliyorsun Suriye sor. Neydi o? Siri miydi? Soruyorsun. Şiri mi? Ha, Siri mi? Soruyorsun. İstiklal Marşı'nı okuyor. Bir şey öğrenmek istediği zaman. Yani her şey makineler yapacak diye biz o zaman hiç bakmayalım yani. Abi ezberleme mesela yabancı dil öğrenmeye de gerek yok artık Kemal. Apple çıkarttı biliyorsun. Kulaklığı koyuyorsun. Birine öbürüne veriyorsun. Hı. Adam İngilizce biliyorsun. Türkçe biliyorsun. Türkçe söylüyorsun. Adam İngilizce çeviriyor. Yani şimdi okumak falan yani artık gerek yok. Mesela okuyacak da ne yapacak gençler? Şimdi Elon Musk mesela dünyada çok başarılı değil mi? İşte uzay teknoloji vesaire. Adamın dünyada yaptığı bir sürü şey var. Herifin takipçisi Instagram'da 5 milyon. Kim Kardashian'a bakıyorum abi 120 milyon. Türkiye'nin 1,5 nüfus katı takipçisi var. Demek ki Kim Kardashian doğru yolda. Okumayacaksın abi ne olacaksın? Yani Kim Kardashian'a göre mi biz bunu tabii şey yapacağız? Yani dengeleyeceğiz yani, ya da karar vereceğiz. Elon Musk bugün insanları Mars'a götürecek ama 5 milyon insan takip ediyor. Yanlış oldu abi. Okumayacaktı. Popüler işler yapacaktı. Başarılı olacaktı. Zaten bir ara playboymuş zaten kendisi. Tamam zenginlerimiz zaten biliyorsun. Zenginlerimiz biliyorsun. Zengin olma hayali var gençlerimizin. Okuyarak zaman kaybetmesinler. Ha bak ben okudum da oldu. Hiçbir faydası olmadı yani. Bence okumasınlar. Yok okuyacaksın. Bak ben ikimiz de biliyorsun ortak bir kitap yazdık. Hı. O da satılmıyor mesela. Bak okumuyorlar. Ya bugün satılmaz yani satılır yani belki de öldükten sonra satılır yani önemli değil. Öldükten ama bir eser sonra, bırakıyoruz ha. Bir eser bırakıyoruz. Eser ama. Ha güzel. Tamam. Eser. Ya Kemal ya bak burada bir sürü bak ismi şu anda burada kamera ve ekrana görünmeyen bir sürü kitap ismi var ve hepsi de içi dolu yazarlar. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim Kemal abi yanlış anlama şimdi. Ya kitap adam boşa mı yazmış bunları okuyun. Şimdi bak ben buradan nacizane kitaplar okudum. Mesela sosyal mecramızda motivasyon ikizlerinde rencimiz var mı Kemal bizim? İyi de kitap okumak için renk sahibi olmadan bir şey. Rencimiz var mı? Yok belki ha, olur. Yok. Lüks bir şatoda oturuyor muyuz? Bir yerde mesela yok, çok. Yok ben gece konuda oturmak istiyorum. Mesela bankada ciddi bir hattı sayı paramız var mı? Yok ama yok. Olabilir. Kaç takipçin var abi? Olsun hadi 7800. Yani demek ki okumak gerekmiyor. Yani demek ki insanlara özlü sözler paylaşmak, işte bir kişisel gelişim falan demeye gerek yok. Demek ki insanlar, abi biliyorsun sosyal medyayı orasını burasını açan kadınlar, vücut geliştirmeciler, bir de çok zenginlerin kollarına taktığı Rolex saatler. Bir de işte lüks mekanlarda yenen etlerle insanlar zengin oluyorlar, güçlü oluyorlar. O zaman şöyle diyelim. Okumaya gerek yok. Kitap yani okuyan insanlar kaliteli yalnızlığı tercih eder Mustafa. Valla kaliteli yalnızlık işte kaliteli ölecekler yani. Hani öyle. Tamam yani ne olacak? Bize de 5 kişi 10 kişi taşımaz da 20 kişi 10 kişi veya 100 kişi taşır cenazemizi yani. Çok önemli ama ben okuma hala savunuyorum. Valla ben gençlere de buradan seslenmek istiyorum. Sen hatta benden çok okumuş bir kişidir yani, normalde. Ben okudum, senin böyle demen de beni enteresan bir şekilde şaşırttı. Ben okudum bir faydasını görmedim. Bence onlar da okumasın. Yani bence gerek yok. O zaman yani senin evinde bundan sonra kütüphanende magazin falan şeyleri mi? Mecmualar yok, falan mı? Yok ben artık şeyleri bir yoldan geri dönemem. Yani ben, bu artık benim hani yaşayabilirim. Bundan sonra diyorum yeni kitaplar olmayacak mı? Yani hani okumayacak mısın yani? Yok yani zaten okumuyorum şu sıralar. Hı. Yani dizimizi izliyorum. Tamam. Beyhude geçiriyorum. Belki o zaman ünlü olurum, zengin olurum.
Hani bana sorarlarsa nasıl yaptın? Kitap okuyarak yapmadım. Yani böyle boş boş. Hayt hayt. Yani ama çakalık mı yapalım yani? Yani çakalık da yapmayalım ama hani gençlerimiz zaten zengin olma hayali yaşıyorlar. Ama kitap okumayla olmaz Kemal. Kim kardeşler örnek alsınlar. Acayip şekilde ünlü olacaklar. Göreceksin yani. Vallahi eminim ya. Bugün enteresan bir şekilde zıtlaştık yani. Ben hani hatta sen kitap okuma konusunda %4 dediğimde senin hemen atlayıp ya Kemal çok haklısın ya. Ya şimdi Kemal falan diyeceğini zannettim yani. Şimdi bak bugün adam Franz Kafka'yı okusa melankoliye bağlıyor. Sabahattin Ali okusa hayattan küsüyor. Şimdi gençlerin okuduğu kitaplara da bakıyorsun. Ya ne gerek var abi yani. Yiyin için keyfinize bakın ya. Ne okuyacaksın abi? Yani kendini geliştirme diyorsun ya. Hoş geç ya ya. Hem kalabalıkların içinde olursun, uykuda olursun. Gerek yok abi. Biz uyandıktan oldu. Bak ne demiş Dostoyevski? Tamam çok okursan aydınlanırsın. Aydınlanırsan acı çekersin. Bak biz okuduğun için biliyorsun. Bak okuduğun için biliyorsun. Tamam keşke bilmeseydim. Bak acı çekiyorum. En yani azından mutlu olurdum şunu yani. Anlıyorum. Kitap okuma cahil kal daha mutludur. Kesin. Cahillik en büyük mutluluk Kemal. Allah Allah. Ne gelirse okumuştan gelmiş. Allah bu videonun mottosu oluyor yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum. Abi hoş geçin. Yani anlaşamadık ama çok enteresan şeyler söyledim. Kesinlikle vallahi. Abi. Gençlerim de acı çekmesin. Zengin olmanın yollarına baksınlar. Bıraksınlar okumayı. O zaman şu mu diyorsun yani bana? Para okuyarak, kitap okuyarak para kazanamazsınız. Hı-hı. Ama her şey yaparak para kazanabilirsiniz mi diyorsun? Yani zaten her şeyi bir bak görüyorlar artık. Yani keşke biz de öyle yapsaydık. Görüyorsun okuyun dedik, şunu bunu yap dedik. Ya, okuduk. Yani yiyecek ekmeğe muhtaçız yani. Boş geç yani. Allah Allah. Gerek yok. Valla enteresan bir yaklaşma oldu. İnşallah bir konuda anlaşırız ama en azından kavga etmiyoruz yani. Bak yok kavga etmedik de yani enteresan geldi. Hadi görüşürüz. Başka videoda görüşelim. Hadi bakalım.